Teknofest heyecanı bugün ikinci gün. Dün Zafer'in coşkusu, Zafer'in ilk adımlarının atıldığı Samsun'da zaten gökyüzünü süsleyen güzellikler, yerdeki onların sergi hali ve gençlerin gözlerindeki mutluluk, umutla süslenmişti. Mahmut Erdoğan ve Ekrem Aslan da bugün yine aynı noktadalar ama sanırım arkada motorlar var. Neler aktaracaksın Mahmut? Sari Nayman, Teknofest 5. yaşını 30 Ağustos'un 100. yılında Kurtuluş Meşalesi'nin yakıldığı Samsun'da gerçekleştiriyor. Dün itibariyle kapılar açıldı ve tam 112 bin ziyaretçi dün bu alandaydı. Dilek olay 750 bin katılımcıyla 120 bin, 112 bin ziyaretçiyle birlikte Teknofest yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ev sahipliği yapacak. Bizim arkamızda öyle bir motor var ki Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TF6000. Eğer bir ülkede siz bir savaş uçağı yapacaksanız, bir yolcu uçağı yapacaksanız öncelikli olarak bu motora ihtiyacınız var. İşte bu motorun yerli ve milli olarak yapılması bu kadar önemli. Şu anda kameraman arkadaşım Ekrem Aslan fan kısmını gösteriyor ki işte uçaklar da uçuş esnasında bu fanlar sayesinde uçakların kalkışları ve inişleri daha rahat yapılıyor. Bu kısımda ise turbo kısmı var. Turbo kısmı da yerli ve milli olarak üretildi. Dilek olay 300'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne katarak bu motoru yapabilmek, geliştirebilmek ve marşına ilk basılacağı anın o mutluluğunu yaşamak için 7/24 esasına göre çalışmalarını da gerçekleştirdi. İlk ve tek yerli milli son teknoloji turbofan motor, fanlandırılmış turbojet motoru olarak da Türkiye'nin ilk milli turbo motoru olarak kayıtlara geçmiş durumda. Özellikle yolcu uçağı ya da savaş uçaklarında kullanılabileceğini belirtelim. 2023 yılında tamamlanacak ve ardından da kısa bir süre içerisinde marşa basılmış olacak.